Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bayramınız mübarek ve kutlu olsun. Enişten dediklerimizle kutlarız. Biz bir yola çıktık. Çıktığımız yola da sağ salim geldik çok şükür. Yani araba ne güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Benzinlikler de var. Neyse, sponsorluk yok tabii ki de. Yani çıktık yolumuza. Çok şükür yavaş yavaş böyle tın tın sağ salim geldik. Kuma markadaki. Kumam ayrı yollamadı, gözüm arkada kalır dedi. Bir baktım bagajdan vuruyor biri, bir baktım bagaja girmiş, gelmiş falan. Şimdi saatimizin gelmesini bekliyoruz. Bir 10-15 dakika bir şey kaldı. O kadar da kalmadı da yani, o kadar kaldı. Acaba biz nereye geldik? Buraya kadar sesimde şey biraz, serum yedim dün de yola çıkmadan. Yüzümde kızarıktır. Hastalığın şeyinden. Biraz da uykusuzluk var. Sesim de biraz kısık gibi. Acaba nereye geldik? Tahminlerinizi yazabilirseniz. Tahmin eden olursa olabilir. Yani. Ama ilerletmeyin bakın. Evet. Sonra yazmayın. Evet. Sonrasında yazmayın. Öyle, şimdi dakikamızın olmasını bekliyoruz. Burada da boş konuşup şimdi sizin de canınızı sıkmayalım. Değerli vaktinizi almayalım. Evet hayatım. Biz çok heyecanlıyız. Gerçekten çok gururluyuz geldiğimiz için. Evet. Ve hani gerçekten çok büyük şanslı hissediyorum kendimi. İyi ki de geldik. Yani bence. Dedim evde otur ne yapacağız? Buralarda dolansak zaten daha çok para harcayacağız. Dedim gel gidelim bari bir şey yapalım en azından. Hayalimizdi zaten. Yani bir yerleri görürüz. Hem dedik sizler de görün. Bizle beraber sizler de izleyin. Öyle arkadaşlar, biz geçelim bakalım görelim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet, bence görüşmek üzere. Beğeneceğinizi, seveceğinizi çok tahmin ve düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Neyse geçelim. Şu an o kadar heyecanlıyım ki gerçekten elim titriyor olabilir, kamera da titriyor olabilir. Evet arkadaşlar, geldik. Biz normalde 7'de falan geldik ama bir iki saatten beri kurladık, kahvaltı falan yaptık. Bir yarım saatte kapıda bekledik. Sonra çekime girdik. Kameraman gel, kameraman. Gel. Nereye geldik? Anıtkabir'e. Paşamızın yanına geldik. Atamızın yanına geldik. Anıtkabir'e geldik. Ankara'ya geldik arkadaşlar. Yavaş yavaş gelelim. Geleceğim. Gelelim. Tabii gidiyor. Böyle. İçeri. Ha. Evet bakalım. Ben vallahi bilmiyorum o yüzden. Ben de bilmiyorum ama. Şöyle güvenlikçi abilerimiz. Vallahi çok disiplinli, askeriye zaten böyle bir şeydir. Hep disiplin. Ben durayım, dayının önün arkasını hep çektik. Şöyle teknemiz var. İlk sergide. Arkasında da şöyle bir şey var. Bu neymiş? Bakalım. Atatürk'ün Çavuk Baraj Gölü'nde kullandığı gezinti teknesiymiş. Arkasında da böyle podre var. Yani resimler, yazılar. Böyle taşlar da var. Umarım beğenirsiniz. Bizim tüylerimiz diken diken gerçekten. Diğer yerleri de gezelim. Şimdi karşıdaki yere geçtik. Böyle Atatürk'ün Aziz Naaşı Zafer Torpidosu'nda diye resmi. Diğer
Bir dakika. Yavuz zırhlısıymış. Müzesi diye geçiyor büyük ihtimalle. Öyle yazmışlar bu şeyleri. Onlar abi de resim çekiyor. Ben video çekmeye çalışmıştım. Böyle bir şey yapmışlar. Ham gibi yerler yapmışlar. Oraya parça parça yerleştirmişler. Orada cam kapmış. Ben de camları hep kapıdan gidiyorum. Orada da insanlar var. Yavaş yavaş geçelim. Kısım kısım sizlere gösterelim. Şöyle ilk girişte büyük heykeller var tabi. Burada var. Burada da karşı tarafında heykeller var. Burası da böyle gidiyor. Arkadan geliyor. Dedim al da bari bir çek dedim. Hani bir yüzümüzü görsünler. Kaldır yüzünü görsünler. Mübarek insan. Tamam seni dedim tutup böyle gezeceğim. Tamam kızma ya. Onun da ayakları küçük erdeliğe batıyor. Evet. Oğlum dost göze düşman ayağa bakar. Ayağımızı niye çekiyor? Evet biz bayağı bir geldik. Göster istersen oraydı. Yol mesafesi. Bayağı da hala da gelenler var. Sürüyle. Biz geldiğimizde kimse yoktu. Hani bir Allah'ın kulu bile yoktu gerçekten. Dedik bir yarım saat falan kaldı. Gidelim bakalım kapının önü falan. Hep dolmuştu direkt. Şimdi şöyle bir tur atalım. En son atamızın yanına gidelim dedik. Hem gezerken de sizlere de gösterelim. Fırat biraz daha gidebilirsin canım. Ben böyle etrafa bakmaya doymuyorum. Gözümü gönlüm açıldı yani öyle diyeyim. Gerçekten gelmeyenler varsa gelmeleri gerekiyor. O hissiyat, o duyguyu yaşamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii bunlar sizin düşünceniz. Sizin bileceğiniz şeyler. Orada da bir yerler varmış. Oralara da bakalım. Film salonu. Film salonu. Böyle de film salonu yapmışlar. İstiklal Caddesi'nde çok rahat dinlenebileceğin tüm günler göstermiştir. Mustafa Kemal, savaşta gösterdiği olağanüstü komutan ve liderlik vasfının yanı sıra, savaştan sonra gösterdiği barışçılık politikalarda üstün vasıflar ortaya koymuştur. Mustafa Kemal, 1934 yılında Avustralya ve İngiltere'den atılan Çankırı'ya gelen ziyaretçilere hitaben, dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Bey'e aracılığıyla gönderdiği mesajlar, bu memleketin topraklar üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağısınız. Huzur ve sükun içinde bulunuyoruz. Sizler memleketlerle yan yana koyun koyarsınız. Uzak diyarlardan evlatlarını haber yıldıran kanlar. Gözyaşlarınızı yediririz. Evlatlarınız bizim varlığımızdır. Huzur içindeler ve huzur içinde rahatla uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlar. Derken ülkesine işgalci olarak gelen güçlerin dahi evlatlarına sahip çıkmıştır. Evet Fırat abi çok tıntın yaptı. Kıskandı herhalde Pınar'ı. Hiç iyi bakmıyor zaten. Kumam diyor, nereden geldi diyor. Yani idare bölümmüş. Evet. Ben her yere girip görmek istiyorum gerçekten. Evet. Yani benim buralarım kıpkırmızı olmuş iyicene. Gözlerim doldu. Benim de uykusuzluktan. Kıpkırmızı olmuş her yerim. Doldu demiyorum yavrum. Kızardım onu diyorum. Pardon. Yani şimdi bir yer daha var arkadaşlar. Oraya gidiyoruz. Orayı da arkadan çekim yapayım. Sizler de görün. Şöyle arabası herhalde. Restorasyon görmüş arkadaşlar.
müzeye koymaları için. Üç adet makam otomobili süreci. Sağda Türkçesi yazıyor arkadaşlar. Buradan da okuyabilirsiniz. Hasta olduğum için fazla konuşamıyorum, okuyamıyorum da. Arabacı varmış, evet. Bu da onlardan bir tanesi. Bu da paşamın bindiği araba herhalde. O yüzden bunu koymuşlar. Evet. Yani kaç senelik araba. İncik gibi de duruyor valla maşallah. Burada ortada da böyle bir yazı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zoomladım. Evet. Reisi İsmet Paşa diye de not düşmüşler. Evet, birinci aracımızı gösterdik. İkinci aracımız. Evet. Yenilenmiş, restorasyon yapılan araçlardan birisi. Arkadaşlar. Çok çekindi. Dedim ki biraz da sen geç de sen anlat. Benim sesim soluğum çıkmıyor. Üçüncüyü görürsem üçüncüyü de Pınar'a anlattıracağım. Nasıl? Güzel mi? Evet, gerçekten çok güzel araçlar. Zamanında yapmışlar. Heyecandan konuşamıyorum, o da evet. Aslında. Biz devam edelim gezmeye arkadaşlar. Evet, Pınar Hanım. Üçüncü araba restoran edilmiş. Ne edilmiş? Yok, aynı model ama şeyleri, tasarımları farklı. Aynı modeller. Ne? Gösterelim. Evet. Önden de gösterelim arkadaşlar. Diğerlerinde plaka yoktu. Bunda plaka da varmış. Şöyle hatta. Bu da restorasyon sürecini gösteriyor. Zamanında yenilenmiş. Her arabanın altında böyle ekranlar var. Nasıl restore edildiğini gösteriyorlar. Daha oraya çıkmadık arkadaşlar. Bir de şuraya gitmedik. Şimdi ilk önce şuraya gideceğiz. Oradan da Anıtkabir'in içine giremeyiz büyük ihtimalle. Önüne çıkacağız. Evet, bizim Frodo Ayşe öyle konuşuyor. Arkadaşlar müzeye girecektik ama müze bayağı ucu bucağı yok. Hani giremeyeceğiz büyük ihtimalle. Benim de ateşim çıktı biraz. Ama girmeye çalışacağız. Biz de hani bir çay mı içelim dedik. Sıra şuradaydı aslında. Sıra da yoktu. Yani bayağı bir kuyruk da oluşmuş açıkçası. O yüzden şimdi gezmediğimiz yerleri gezeceğiz. Şöyle Anıtkabir'e doğru çıkacağız. Vallahi arkadaşlar ta Tayland'dan, Çin'den, Kuzey Kore, Güney Kore her yerden gelmişler. Biz ayağımızın dibindeki yere gelmiyoruz. Yani kaç seneden beri belki gelemedik ama onlar bile nerelerden gelmişler. Nasip böyleymiş gerçekten. Ama iyi ki de gelmişiz yani. Yavaş yavaş çıkıyoruz. İçerisi kapalı büyük ihtimalle. Yok, açıkmış. Ve hala da gelenler var yani.
Hop. Hop. Ne? Girilebilir. Girilebiliyor. Açıkmış. Duvarda kocaman yazı da var. Yok, buradan da çıkış vardır. Karşı duvarda da yazı var. Kim? Paşamızın mezarı Mustafa Kemal Atatürk'ün. Evet, burası bu kadar arkadaşlar. Resimde çekindik. Ve çıkışı da buradan. Gerçekten gelmeyenler varsa gelmeleri gerekiyor bence. Burası da bayağı büyük. Yani yerden uzunlaması bayağı gerçekten yüksek. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben yine çekeceğim. Girmediğimiz yerler var ama o müzeye de girmek istiyordum gerçekten. Ama gitgide yoğunlaşıyor. Ben de iyi değilim. Ateşim çıktı biraz da. İlaçlarımı da almadım saati gelmediği için. O yüzden yavrum oranın sırası gitgide çoğalmış. Nöbet değişimi gerçekleşmiş. Nöbet değişimi oluyor arkadaşlar. Oturalım istiyorsunuz. Sol diyor, sol. Sağ ol diyor. Teşekkür ederim. Selam geliyor.
Kalkmaz! İnin! Nöbet değişimine iyi denk geldik arkadaşlar. Bayrağa gidiyorlar. Hep ben izliyordum, şimdi benden de siz izleyeceksiniz. Gerçekten tüyleri partici, gurur verici, onur verici şeyler. Boşuna
falan açalım. Geçiş Pınar dedi keşke dedi hediyelik eşya olan bir yer olsa dedi. Burada giriş arkadaşlar normalde. Biz de burada kapalı diye girmedik. Camlar olduğu için dışarıdan içerisi gözükmüyor. Bayağı da kalabalık ve sıcak üflüyor. Hiç sevmem zaten yanıyorum. Şimdi hatıra ve hediyelik eşya alacağız. Bakalım bakalım. Pınarcığımın gözleri parlıyor. Evet bakıyorum şu an. Bak Lincoln. Ne? Ama stokta kalmamış. Evet. Magnetler var mı? Ben magnet çok seviyorum. Bak gözleri nasıl parlıyor. Bak, İyi hadi bir iki magnet alalım. Gerçekten magneti çok seviyorum. Her Mustafa'nın her yere gittiğimizde ilk dediğim şey oluyor. Magnet alalım. Magnet alalım, magnet alalım. Evet arkadaşlar müzeye de girdik. Şöyle. En son bura kalmıştı. Buraya da girdik. Hediyelik eşyalarımızı da aldık. Magnetlerimizi. Herkes üstümüze geliyor. Niye acaba? Tersten girmedik tabii ki de. Öyle bir şey yapmadık. Aramızda. Kuzey Amerika tarihi. Burada. Yani kamera mamera yasak diyor. Ama ben böyle bu kadarını çekeyim arkadaşlar. Arka tarafta da var. Arkadaşlar kızıyorlar. O yüzden. Şu an anı defterine Mustafa yazı yazıyor. Ne oldu şimdi? Gönderdi. Gönder yapmayacağım. Heh.
Evet arkadaşlar, biz gezdik bayağı bir birkaç saat. Şimdi de çıkıyoruz ama içeride olandan, yani çıkandan daha çok hala da gelen var. Şöyle. Ama imkanı olan mutlaka gelin. Yani gelinmesi gereken yerlerden bir tanesi yani. Gerçekten ne bileyim, çok değişik, çok güzel duygular hani. Böyle evet. İzliyoruz, görüyoruz ama böyle birebir yaşayınca daha iyi anlıyoruz ne kadar gurur ve onur verici şeyler olduğunu. Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor gerçekten. Ne bileyim, iyi ki de gelmişiz, iyi ki de saatimizi, vaktimizi ayırmışız diyoruz. Hiç gram da pişman değilim yani. Değişik bir hissiyat ki. Evet. İçten dışı gözleriniz doluyor böyle. Yani. Ve dünyanın her yerinden gelen var gerçekten. Yani 3-5 tane değiller. Ayırt edebiliyorsunuz yani gerçekten çoğunlukla. Buralarda hiç kimse yoktu. Hani kuyruk yoktu biz ilk girdiğimiz zamanlarda. Şimdi her yerde deli gibi kuyruklar oluşmaya başlamış. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kanalımıza destek olursanız, bizi yalnız bırakmazsanız çok seviniriz. Evet. Sonra diyor beni çekmiyorsun diyor. Ben diyor gözükmüyorum diyor. Ben de hastayım ya, rahatsızlıktan dolayı böyle kızardım biraz gözlerimin altı falan. Biraz uykusuzum. Yandım, şimdi ilaçlarımı içeceğim, arabaya geçeceğim. Desteklerinizi bekliyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Fazla sıkmadan çekmeye çalıştım. Ama sıkılacak bir video değildi bence. Ben öyle düşünüyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Vaktiniz olursa mutlaka Ankara Anıtkabir'e gelin derim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.